Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bir önceki videoda beyin omurilik sıvısının görevlerinden bahsetmiştik ve beynin kısımlarına geçeceğiz demiştik. Şimdi gelelim beynimizin kısımlarına. Bizim beynimiz 3 kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Bunlar ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere. O zaman şöyle bir yazalım. 1. Ön beyin. 2. Orta beyin. 3. Arka beyin. Şimdi biz burada, bu videoda bütün beyin kısımlarını işleyeceğiz. Tek bir videoda arkadaşlar bütün beyin kısımlarını işleyeceğim. Bir sonraki videoda da omuriliğe geçeceğiz. Şimdi bizim beynimizin 3 kısımdan oluşur dedik. İlk olarak bir ön beyin diyelim, ön beyinden bahsedelim. O zaman şöyle bir başlık yazıyorum. Yan başlık. Ne diyoruz? Bir ön beyin. Arkadaşlar ön beyin beynimizin en büyük kısmıdır. Yaklaşık %80'lik kısmını oluşturur ön beyin. İki kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Uç beyin ve ara beyin olarak. Ama biz buna gelmeden önce. Beynimize üst taraftan, yukarıdan baktığımız zaman beyin, iki tane beyin yarım küresi görürüz arkadaşlar. Bunlar ön beynin kısımlarıdır tabii ki. Bunların da genel olarak özellikleri, görevleri var. İlk olarak şunu yazalım. Beynin en büyük kısmıdır diyelim. Şöyle beynin %80'lik kısmını oluşturur. Kısmını oluşturur. Evet, ön beynin özelliği bu şekilde. İki kısımdan oluşur dedik arkadaşlar. Bunlardan bahsedelim. İki kısımdan oluşur. Şimdi bu kısımları şöyle yan tarafa geçerek anlatmak istiyorum. İki kısımdan birincisi, yani şöyle A diyorum. A diyelim. Ne demiştik? Uç beyin. Arkadaşlar, uç beyin, beyin yarım küreleri olarak isimlendirilir. Hatta beyin kabı olarak da yine isimlendirilecek. O yüzden şöyle uç beynin altına beyin yarım küreleri demek istiyorum. Beyin yarım küreleri. Peki nedir bu beyin yarım küreleri? Ne işe yarar? Görevleri nelerdir? İlk olarak bazı özelliklerinden bahsedelim. Arkadaşlar, bizim beynimiz önden arkaya doğru uzanan bir yarıkla iki yarım küreye ayrılmıştır. Zaten dana beynine falan baktığınız zaman yapı olarak aynıdır aslında. Tepeden bakıldığı zaman iki tane yarım küreden oluşmaktadır. Şöyle diyelim, iki yarım küreden oluşur. İki yarım küreden oluşur. Daha sonra bizim kürelerimiz birbirine nasırlı cisim dediğimiz yapı tarafından bağlanır. Alt taraftan baktığımızda ise arkadaşlar beyin üçgeniyle birbirine bağlıdır. Şimdi hatırlayın, bir önceki videoda size şekil göstermiştim. Tekrardan o şekli göstermek istiyorum. Bakın buraya baktığımızda, üst taraftan baktığımızda bizim beynimize nasırlı cisim dediğimiz bir yapı beyin yarım kürelerini ikiye ayırıyor. Nasırlı cisim şurasıdır. Alt taraftan baktığımızda ise arkadaşlar beyin üçgeni dediğimiz bir yapı görülür. Bu yapılarla bizim beyin loblarımız, yani beyin yarım kürelerimiz birbirine bağlıdır. Dolayısıyla nasırlı cisim ve beyin üçgeni de yazalım. Ne dedik? Küreler, yarım küreler birbirine üstten nasırlı cisim ile, nasırlı cisim ile, alttan ise beyin üçgeni ile bağlıdır. Beyin üçgeni ile bağlıdır. Şekilde de gösterdik bu yapıların nasıl yapılar olduğunu. Şimdi gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, kürelere tepeden baktığımız zaman bunları enine ayıran bir yarık vardır. Biz bu yarığa Rolando yarığı diyoruz. Rolando yarığı. Bakın, beyin küreleri enine olarak ayıran yarığa Rolando yarığı denir. Beyin yarı kürelerini, yarım kürelerini enine ayıran yarığa Rolando yarığı, Ronaldo da diyebilirsiniz, denir. Evet, Rolando yarığı da beyin yarım kürelerini arkadaşlar ikiye ayırıyor. Şimdi bakın,
Bizim beynimizin bir özelliği daha var. Beynimize mikroskopla bakıldığı zaman iç tarafta ak madde, dış tarafta ise arkadaşlar boz madde dediğimiz bir yapı bulunur. Peki nedir bu ak madde, boz madde? Hemen bahsedelim. Ak madde dediğimiz yapı bizim miyelinli hücrelerimizin akson kısmını oluşturuyor. Bakın miyelin neydi? Yağsı bir yapıdaydı. Yani steroid yapılıydı. Yani yağ yapılıydı. Dolayısıyla daha açık renkli görülüyor. O yüzden biz bu yapıya ak madde diyoruz. Ama gövde kısmında miyelin kılıf bulunmadığı için burası daha koyu renkle görülür. O yüzden dış kısmında da ne vardır? Boz madde dediğimiz yapı vardır. O zaman şöyle diyelim. Yazalım hemen. Mikroskopla incelendiğinde dışta boz madde. Boz madde ne dedik? Hücrelerin gövdesini oluşturuyordu. Hücre gövdesi. Dış içte ise arkadaşlar ak madde. Ak maddenin yapısı neyle oluşuyordu? Miyelinli nöronların aksonu. Dediğim gibi akson miyelin kılıfa sahip olduğu için daha açık renklidir. O yüzden de ak madde diyoruz. Dışta boz madde, içte ak madde bulunur. Evet. Arkadaşlar, peki bu ak madde, boz madde dedik bulunuyor. Bunlar ne işe yarıyorlar? Şimdi bizim bu boz maddenin bulunduğu kısım böyle bir kabuk şeklinde görülür. O yüzden biz bu yapıya beyin kabuğu da diyoruz. Hatta beyin kabuğunun özellikleri, görevlerinden bahsedeceğiz birazdan. Şöyle diyelim. Boz maddenin bulunduğu kısma beyin kabuğu denir. Boz maddenin bulunduğu kısma ne denir dedik? Beyin kabuğu. Beyin kabuğu denir. Aslında biz uç beyine direkt beyin kabuğu da diyebiliriz. İşte size beyin kabuğunun görevleri nedir deyince uç beynin görevleri aklınıza gelecek. Veya uç beynin görevleri nedir denildiğinde beyin kabuğu aklınıza gelecek arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi gelelim görevlerine. Bakın 3 tane önemli görevi vardır arkadaşlar. Beyin kabuğunun yani uç beynin. Bu görevlerden bahsedelim. Şöyle beyin kabuğunun görevleri demek istiyorum. Beyin kabuğunun görevleri. Neydi görevlerimiz? Bunlardan bir tanesi, 3 tane önemli görevi var dedik. 5 duyu organından gelen uyarıların değerlendirildiği bölgedir arkadaşlar. Yani bizim duyu organlarımızdan gelen uyarılar nerede değerlendiriliyor? Beyin kabuğunda değerlendiriliyor. Şöyle diyelim. 5 duyu organından gelen uyarıların değerlendirildiği bölgedir. Değerlendirildiği bölgedir. İkinci özelliği istemli hareketlerin kontrol edildiği bölgedir. İstemli hareket derken mesela yürümek istemli bir harekettir. Veya arkadaşlar işte konuşmak istemli bir harekettir. O zaman şöyle diyoruz. İstemli hareketlerin kontrol merkezidir. Beyin kabuğunun üçüncü görevi ise arkadaşlar öğrenme, zeka, hafıza gibi olayları kontrol eder. Yani bizim zekamızın, bilincimizin kontrol edildiği bölgedir. O zaman şöyle yazalım. Öğrenme, hafıza, zeka gibi olayları kontrol eder. Kontrol eder. Evet. Beyin kabuğumuzun görevleri bu şekilde. Arkadaşlar şimdi biz dedik ki ön beyinden, uç beyinden bahsettik ilk olarak. Beyin yarım küreleri. Beyin yarım kürelerinin üst taraftan nasıl görüldüğünü, alt taraftan nasıl görüldüğünden bahsettik. Daha sonra şimdi gelelim beyin kabuğunun görevlerinden bahsettik. Daha sonra beynimizin yarım kürelerini şöyle kısımlara ayırıyoruz arkadaşlar. 4 tane kısma ayrılıyor.
blokları ayrılıyor daha doğrusu. Blokların görevlerinden, özelliklerinden bahsedelim. Ben yine daha önce şöyle çizimini yaptım. Şimdi bu çizime bakarak isimlerini ve görevlerine bakalım. Arkadaşlar, beynimizin lobları dörde ayrılıyor. Şöyle şu kısım ön lob olarak isimlendirilir. Ön lob, her birinin ayrı ayrı görevleri vardır. Şurası yan lob. Yan lob olarak isimlendirilir. Bakın şu alt kısım, aşağıda kalan kısım şakak lobu. Şimdi şakak deyince aslında aklınıza geliyor değil mi? Şakakların neresi olduğu? Şöyle alnımızın kenarlarında kalan kısımlar şakaklarımızdır. Şakak lobu da dolayısıyla buraya denk gelir. Bir de en son şu kısım kalıyor. Burası da arka lob olarak isimlendiriliyor. Bunların her birinin ayrı ayrı görevleri var. İlk olarak ön lobdan başlayalım. Arkadaşlar, ön lob bizim yazma, konuşma ve istemli kas hareketlerimizin kontrol edildiği lobdur. Bakın, yazma, konuşma ve istemli kas hareketleri. İstemli kas hareketleri. Buralarda kontrol ediliyor ön loblarımızda. Yan loba geldiğimiz zaman, parietal lob da diyoruz buna. Burası dokunma ve anlama bölgemizdir arkadaşlar. Dokunma ve anlama. Şimdi anlama bölgesi diyoruz ama neyi anlama? İşte konuştuğumuz kelimelerin, yazılan kelimelerin anlaşıldığı bölgedir arkadaşlar. Yan lob. Gelelim şakak lobuna. Şakak lobumuz ise aslında bizim için önemli olan loblardan bir tanesi. Hepsi önemli ama bunun ayrıca bir önemi var. Arkadaşlar, şakak lobu duyma ve koklama merkezimizdir. Duyma ve koklama. Yani bizim duyma ile ilgili, koklama ile ilgili olan nöronlarımız burada bulunuyor. Ayrıca hafıza merkezimizdir. Hafıza merkezimizdir arkadaşlar. İşte sestir, kokudur, görülen şeylerin kaydedilmesidir. Yine bunların kaydedildiği, kontrol edildiği bölgedir. Hafıza bölgemizdir. Gelelim arka loba. Arka lobun pek bir görevi yok. Fazla bir görevi yok. Ama en önemli görevi bunda tabii ki. Burası tabii ki bizim görme merkezimizdir. Görme merkezi burada bulunur arkadaşlar, arka lobumuzda. Şimdi hafıza merkezi dedik ki şakak lobu. Şakak loblarına herhangi bir zarar gelirse hafızamızı kaybedebiliriz. Yani işte diyelim yüksekten düşen birisi eğer hafızasını kaybetmişse o zaman şakak lobuna zarar gelmiş olabilir. Bu geçici de olabilir, kalıcı da olabilir arkadaşlar. Beynimizin lobları, özellikleri, şekli bu şekildedir. Şimdi biz uç beyni anlattık. Uç beynin görevlerinden bahsettik. Gelelim arkadaşlar ara beyne. Ön beyni ikiye ayırmıştık. Uç beyin ve ara beyin olarak. Uç beyni işledik. Şimdi B diyoruz. Ara beyin. Şöyle B. Ara beyin. Arkadaşlar, ara beyin kendi içerisinde üçe ayrılıyordu. Neydi bunlar? Talamus, epitalamus ve hipotalamustu. İlk olarak şöyle yazalım. Üçe ayrılır veya üç kısımda incelenir. Üç kısımda incelenir. İlk olarak talamusu görelim. Şöyle talamus diyoruz. Talamus. Nedir talamusun görevleri? Aslında bunların basit bir iki tane görevleri var. Kısa kısa bunları göreceğiz arkadaşlar. Talamus bizim duyu organlarımızdan gelen uyarıları alır, bunları sınıflandırır ve beynin, yani ön beynimizin veya üç beynin ilgili olan kısımlarına gönderir arkadaşlar. Talamus bu görevi yapar ama bir tanesi hariç, koku hariçtir. Çünkü koku direkt olarak beyne gider. Talamusun herhangi bir sınıflandırma yapmasına gerek yoktur. O zaman ilk olarak görevi neymiş? Koku hariç diğer duyu organlarından gelen uyarıları sınıflandırır ve uç beyine gönderir. İlk görevi bu. Gelelim ikinci görevine. Arkadaşlar, ikinci görevi de oldukça önemlidir.
Uyku ve uyanıklık durumuna göre geçişlerimizi sağlar. Hani biz uyanıkken böyle bir anda uykuya geçeriz, hatta nasıl geçtiğimizi anlamayız, hatırlamayız. İşte o geçişi sağlayan kimdir? Talamus. O zaman uyku ve uyanıklık anındaki geçişleri sağlar. Şöyle yanlış yazdım. Uyku ve uyanıklık geçişlerini sağlar. Evet, iki tane önemli görevi vardır. Görevlerinden biri, ikisi de budur arkadaşlar. Şunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Koku hariç, çünkü bu çokça karşınıza çıkacak. Örnek sorular çözeceğiz. Orada da yine ben soracağım arkadaşlar. Talamustan sonra gelelim ikinci kısmımıza, arabeynin ikinci kısmına, epitalamus. Epitalamusu çok fazla görmeyiz. Sorularda hani nadir olarak çıkar ama yine işleyelim. Arkadaşlar epitalamus şudur. Epifiz bezimiz vardır bizim. Yine beynimizde bulunan bir bezdir epifiz. Epifiz bezi melatonin hormonu salgılar. Melatonin hormonu ise, hormonlarda tekrar işleyeceğim ama burada bahsedeyim. Bu hormon bizim uykumuzu düzenleyen bir hormondur arkadaşlar. O yüzden oldukça önemlidir. O zaman epitalamus için şunu yazalım. Melatonin hormonu salgılayan epifizi uyarır. Zaten epitalamus epifiz. Buradan çağrıştırabilir. Epifizi uyarır. İkinci görevi nedir? Arkadaşlar uyku düzenini ışıkla ayarlar. Bakın nasıl ayarlıyor. Hani karanlıkta yatıyoruz ya, aslında bizim karanlıkta yatmamızın çok büyük bir yararı var. Gece lambası bile takmamamız gerekiyor. Bu karanlıkta yatma olayında melatonin hormonu daha fazla salgılanır ve bizim uykumuzu daha iyi almamızı sağlar. Işıkta yattığımız zaman genelde uykudan verim alamayız diyeyim ben size. Hani uyuruz ama yorgun olarak kalkabiliriz eğer ışıkta uyursak. O zaman şöyle diyelim. Uyku düzenini ışıkla ayarlar. Nasıl ayarlıyor? İşte karanlık olduğu zaman uykumuzun gelmesini sağlıyor falan, bu şekilde ayarlıyor. Ayrıca bir görevi daha var. Bu da üreme ile ilgili olan biyolojik ritmi düzenler arkadaşlar. Üreme ile ilgili olan biyolojik ritmi düzenler. Evet, epitalamusun görevi de bu şekildedir. Epifiz bezini uyarır dedik. Uyku düzenini ışıkla ayarlar dedik. Üreme ile ilgili olan biyolojik ritmi düzenler dedik. Şimdi gelelim arkadaşlar hipotalamusa. Bakın bizim ara beynimizin son kısmıdır. Hipotalamus. Evet. Hatırlayın, talamusun hemen altında bulunuyordu beynimizde hipotalamus. Arkadaşlar hipotalamus deyince aklımıza homeostasi gelecek. Neydi homeostasi? İç denge. Bizim iç dengemizi ayarlayan yapıdır hipotalamus. O zaman şöyle diyoruz. Homeostasiyi düzenler. Yani iç dengeyi. Homeostasiyi, yani iç dengeyi düzenler. Şimdi iç denge derken aklımıza neler gelecek? Bir kere kan basıncımız, daha sonra karbonhidrat ve yağ metabolizmamız, protein metabolizmamız, vücudumuzun sıcaklığı, vücudumuzun su dengesi, heyecanın kontrolü arkadaşlar, uykumuz, iştahımız, yani bizim iç dengeyle ilgili olan her şeyimiz kime bağlıdır? Hipotalamusa bağlıdır. Aslında iç denge deyince basit bir şekilde görevini anlamış olduk. Ama ben bunları yine ayrıntılı olarak yazmak istiyorum. Elinizde bulunsun. O zaman yazalım. Nedir? Hipofizle birlikte hipofiz bezi vardı, hatırlayın, yine şekil olarak göstermiştim. Hormonal dengeyi kurar. Hormonal, bak yine denge dedik, dengeyi kurar. Daha sonra vücut sıcaklığını ayarlar arkadaşlar. Vücut sıcaklığını ayarlar. Bu da yine iç denge ile ilgilidir. Daha sonra su dengesini ayarlar. Su dengesini ayarlar. Heyecanın kontrolünü ayarlar. Heyecan kontrolünü ayarlar. En önemlilerinden biri yine iştahımızı ve uyku düzenimizi ayarlar arkadaşlar.
Uyku ve iştah düzeni diyelim. Uyku ve iştahı düzenler. Daha sonra iyon dengemizi ayarlar arkadaşlar. İyon dengesini ayarlar. Şimdi iyon deyip geçmeyin. Bizim için oldukça önemlidir. Birçok görevi vardır çünkü iyonları vücudumuzda. İyon dengesini ayarlar. Ve son olarak şunu da yazalım. Eşeysel olgunlaşma üzerinde etkilidir. Yani eşeysel olgunlaşma derken işte ergenlik dönemine girme olsun bu gibi durumlarda oldukça etkilidir arkadaşlar. Eşeysel olgunlaşmada etkilidir. Evet, hipotalamusun görevleri de bu şekilde. Ne işledik? Hatırlayalım. Bakın, ön beyin dedik. Ön beyni ikiye ayırdık. Daha sonra uç beyin dedik arkadaşlar. Uç beyin, beyin yarım küreleri demekti. Uç beyinden bahsettik, görevlerinden bahsettik. Uç beynin bir diğer isminin de beyin kabuğu olduğunu öğrendik. Daha sonra ara beyine geldik. Ara beyinde ise talamus, epitalamus ve hipotalamusu gördük. Ve biz böylece ön beyni bitirmiş olduk. Şimdi videoyu uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi videoları 20 dakikanın üzerinde tutmamaya çalışıyorum. Videoyu burada bitireyim. Daha sonraki videomuzda orta beyni ve arka beyni işleyelim arkadaşlar. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.